acaba bu nasıl biri çıkacak? Merhaba dostlarım ben Neyo. Bu hayatta katlanamadığım nadir şeylerden bir tanesi belki de çok fazla maruz kaldığım içindir küçüklüğümden beri. Din sömürüsü ve palavra. Bu ikisini aynı anda yapan insanlara neler yapmak istediğimi bir söylesem muhtemelen bazı IQ seviyesi ayakkabı numarasından küçük olan zombiler ellerinden gelse beni taşlarlar. Benim gibi birine nasıl kıyabilirler bilmiyorum ama yaparlar. Biraz Kitap okuyor mu? evrimden falan bahsediyor, nihilizmden bahsediyor, anarşizmden bahsediyor. Yani imkansız gibi bir şey değil. Kadın ruhundan... Kadın erkek eşit değildir. Kadın erkek denktir. Denklik şöyle oluyor dostlarım bakın. Kadının da üstün olduğu konular var. Erkeğin de üstün olduğu konular var. Böylelikle zaten denklik sağlanmış oluyor. Ah kadın ve erkek böyle birlikte dengeli tıpkı dünya gibi. Hiçbirimiz diğerimizden üstün ya da aşağıda değiliz. Bizler iki elmanın iki yarısı gibiyiz. Kadınlarımızı sevelim. Erkeklerimize masaj yapalım. Ya dostlar... Severiz. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Vardır. Adam keserim, parça pinçük ederim, nefes alamaz hale getiririm ama asla öldürmem. Cinayet işlemem abi cinayet çok kötü bir şey ya. Adam öldürmeye, adam kaçırmaya, yaralamaya razıyım okey hiçbir sıkıntı yok. Para için bunları yaparım ama asla cinayet işlemem. Kral adamsın. Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Mı? Sanki daha iyi olurduk gibisine böyle geçmişe yönelik böyle sürekli olarak hayal kurmak bence tamamen saçmalık. Bambaşka bir psikoloji içinde olacaksın ve bu sebepten ötürü belki her şey çok daha kötü olacak. Keşkeler ve pişmanlıklar geçmişte yaşamaya devam edip bu günü ve geleceği elden kaçırmaktır. Bizim yapmamız gereken tek şey geçmişten ders alıp böyle hatalarımızın farkına varmak. Bir tane acı biber yediğimiz zaman keşke yemeseydim böyle pişmanım deyip ipin ucunu bırakıyor musun? Yok su içiyorsun böyle tatlı bir şey yiyorsun. O acı tattan böyle kurtulmaya çalışıyorsun. İçinde bulunduğumuz olumsuz koşullarda böyle başkalarını suçlamaya gerek yok. Herkes kendi yaşam tarzından kendi sorunlu. Biz izin verirsek zaten başkaları bizim yaşantımıza çok kolay bir şekilde hükümdar olabilir. Kuralıma düşen insanın en büyük yardımcısı öncelikle kendisidir ve kendi özgüvenidir. Geçmişinizde her zaman yüzleşin dostlar böyle. Geçmişinizde yaptığınız hatalar gerçekten aklınızdan çıkmasın. Fakat orada da kalmayın yani birazcık geleceğe bakın.